kutsal sonbahar festivalleri geldi. Üç zamandaki yedi bayram arasında bugün çardak bayramı var. Eski antlaşmada Tanrı, Musa'nın on emirin ikinci grubuyla Sina Dağı'ndan indiği günü kefaret günü olarak atadı ve Musa'ya taş levhaları barındırmak için çadırı inşa etmesini emretti. On emir'in ikinci grubunu aldıktan sonra Musa Sina Dağı'ndan indi, Tanrı'nın iradesini insanlara tam olarak iletti ve onlara kutsal çadırı Tanrı'nın öğretilerine göre inşa etmelerini söyledi. Bir hafta boyunca insanlar çadırı inşa etmek için gereken tüm malzemeleri özenle topladılar. Malzeme toplamak için yapılan bu etkinlik, Çardak Bayramı'nın temeli oldu. Yeni antlaşmaya baktığımızda ve tarihini düşündüğümüzde, kutsal kitap bize Çardak Bayramı için toplanan tüm malzemelerin Tanrı'nın halkını temsil ettiğini söyler. Tanrı'nın kayıp kardeşlerimizi, göksel aile üyelerimizi çardak bayramı aracılığıyla tamamlama ve onları cennetin sonsuz krallığı olan vatanımıza geri getirme görevini tamamlama planını görebiliriz. Bu nedenle, insanlar olarak tüm kayıp kardeşleri kendi başımıza bulmamız imkansız olduğundan, kutsal ruhun gücünün tam zırhını giymeliyiz. Bu görev, Tanrı'nın yardımı ve kutsal ruh olmadan başarılamaz. Bu nedenle, Tanrı, Çardak Bayramı'nda son yağmur kutsal ruhunu kutsayacağını vaat etmedi mi? Çardak Bayramı aracılığıyla, kutsal ruhun gücünü hararetle arayalım ve kutsal ruhun bol lütfunu da alalım. Daha önce sadece kendi gücümüzde başarmaya çalıştığımız şeyler olmalı, bundan sonra onlarla ne yapmalıyız? Bu tür inatçılığı bırakmanızı ve tüm bu işlerin Tanrı'nın gücüyle gerçekleştirildiğini sıkıca kavramanızı rica ediyorum. Son yağmurun kutsal ruhunu ciddiyetle emanet etmeli ve bunun için dua etmeliyiz ki, gerçeğimizdeki her bir kişi, ailesi ve kilise son yağmurun kutsal ruhunun bereketini alabilsin ve müjdenin borazanını daha da büyük bir güçle çalmak için yetkilendirilebilsin. Çardak Bayramı'nın kökenini ve İsraillilerin kutsal kitabın öğretileri aracılığıyla bu kutlamayı nasıl yerine getirdiklerini incelemek için biraz zaman ayıralım. İlk olarak, Mısır'dan çıkış 36. bölümü açalım. Mısır'dan çıkış 36. bölüm. 36. bölüm 1. ayette şöyle yazılmıştır. Besalal, Oholia ve kutsal yerin yapımında gereken işleri nasıl yapacaklarına ilişkin Rabbin kendilerine bilgelik ve anlayış verdiği bütün becerikli kişiler her işi tam Rabbin buyurduğu gibi yapacaklar. Musa Besaleli, Oholyabı, Rabbin kendilerine bilgelik verdiği becerikli adamları ve çalışmaya istekli herkesi iş başına çağırdı. Gelenler kutsal yerin yapımında gereken işleri yapmak üzere İsraillilerin getirmiş olduğu bütün armağanları Musa'dan aldılar. İsrailliler gönülden verdikleri sunuları her sabah Musa'ya getirmeye devam ettiler. Öyle ki kutsal yerdeki işleri yapmakta olan ustalar işlerini bırakıp bir bir Musa'nın yanına gelerek halk rabbin yapılmasını buyurduğu iş için gereğinden fazla getiriyor dediler. Bunun üzerine Musa buyruk verdi. Ne erkek ne kadın hiç kimse kutsal yere arman olarak artık bir şey vermesin. Buyruk ordu gahta ilan edildi. Böylece halkın daha çok arman getirmesine engel olundu. Musa, Sina Dağı'ndan indikten sonra, on buyrun taş devalarını barındıracak konutu inşa etmeye çalıştı. Böylece, çadırı inşa etmek için tüm malzemeleri halktan topladı. Bazıları kumaş yapmak için iplik eğiriyordu, diğerleri ise tapınma çadırı için gereken çeşitli mutfak eşyaları yapıyordu. Bu şekilde, herkes kendi yeteneklerine göre, çadır için gereken malzemeleri fazlasıyla getirdiği noktaya getirmeye devam etti. İnsanlar çadırın inşası için fazlasıyla yeterli olduğu için, Musa kamp boyunca onları getirmeyi bırakması için bir emir vermek zorunda kaldı. Göksel insanlar çardak bayramı için malzemelere benzetilir. Tanrı'nın, müjdenin işi şimdi tamamlandı diye ilan ettiği an kesinlikle gelecek. O zamana kadar bir canı daha kurtarmak için ne yapmalıyız? Tanrı bu emri verene ve ilanını yapana kadar, kayıp kardeşlerimizi bulmak ve daha fazla günahkarı tövbeye ve Tanrı'nın kollarına götürmek için acele etmeliyiz. Çadırın inşası hakkında daha fazla bilgi edinmek için 35. bölüm 4. ayete dönelim. 35. bölüm 4. ayet. Musa bütün İsrail topluluğuna seslenerek şöyle dedi, Rabbim buyruğu Çadırı inşa etme işini kim emretti? Burada görebileceğimiz gibi, Musa, Tanrı'nın emrini insanlara iletmede bir peygamber olarak rol oynadı. Beşinci ayet. Aranızda armağanlar toplayıp Rab'be sunacaksınız. İstekli olan herkes. Zorlamazlar. İsteyen herkes. Rab'be altın, gümüş, tunç, lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten, keçi kılı, deri, kırmızı boyalı koç derisi, akasya ağacı, kandil için zeytinyağı, meş yağıyla güzel kokulu buhur için baharat, Başkayının efoduyla göğüslüğü için onyx ve öbür kalkma taşlar. Aranızdaki bütün becerikli kişiler gelip Rabbin buyurduğu her şeyi yapsın. Konutu, çadırın iç ve dış örtüsünü, kopçalarını, çerçevelerini, kirişlerini, direklerini, tabanlarını, sandığı ve sırıklarını, bağışlanma kapağını, bölme perdesini, masayla sırıklarını, bütün masa takımlarını, huzura konan ekmekleri, Işık için kandilli ve takımlarını, kandilleri, kandilleri kandiller için zeytinyağını, buhur sunağını ve sırıklarını, meş yağını, güzel kokulu buhuru, konutun giriş bölümündeki perdeyi, yakmalık sunu sunağını ve tunç ızgarasını, sırıklarını, bütün takımlarını, kazanı ve kazan ayaklığını, avlunun çevresindeki perdeleri, direkleri, direk tabanlarını, avlu kapısındaki perdeyi, konutun ve avlunun kazıklarıyla iplerini, kutsal yerde hizmet etmek için dokunmuş giysileri kahin harmın giysileriyle oğullarının kahin giysilerini yapsınlar. Tanrı'nın insanlara hazırlamalarını ve Tanrı'ya adak olarak sunmalarını emrettiği şey buydu. Tanrı'nın emli uyarınca Musa insanlara belirli materyallerin gerekli olduğunu söyledi ve isteklilerin materyalleri buna göre getirmesine izin verdi. 20. ayeti okuyalım. İsrail topluluğu Musa'nın yanından ayrıldı. Ne tür insanlar geldi? Her istekli hevesli kişi buluşma çadırının yapımı herhangi bir çağda zorla yapılan bir şey değildir. Bu çağda da bu işi zorla yapmamalıyız. Müjde çalışmamız derin bir anlayışın ve derin bir idrakin sonucudur. Bu, içimizde görevimizi isteyerek yerine getirme arzusu üretir. Müjde, asla biri sizi yapmaya çağırıyor diye baskı altında yapmanız gereken bir şey değildir. İsteksizce yaparsak, sadece daha kötü bir sonuca yol açabilir. Yürekten hareket ettiğimizde ve tapınağın her bir malzemesini Tanrı'ya sunmaya istekli olduğumuzda, her bir canın Tanrı'nın kucağına dönmesine, tövbe etmesine ve Tanrı'nın çocukları olarak cennetin krallığına giden yolda kurtuluşa giden yolculuğa başlamasına öncülük edebiliriz. 21. ayete tekrar bakalım. Her istekli, hevesli kişi buluşma çadırının yapımı, hizmeti ve kutsal giysiler için Rab ve Arman getirdi. Kadın erkek herkes istekle geldi. Şimdiye kadar, kutsal kitapta sürekli olarak, istekli kelimesini görüyoruz fark ettiğiniz kadarını yapabilir, anladığınız kadar takip edebilir ve istediğiniz kadar hareket edebilirsiniz. Kalplerimizin istemediği bir şeyi zorla yapmak, kesinlikle Tanrı'nın istediği veya istediği şey değildir. Gökleri ve yeri kim yarattı? Her şeyin sahibi kimdir? Sahibi Tanrı değil mi? Tanrı isteksiz bir kalple bir şey yapmamızı istemiyor, bu Tanrı'yı memnun etmez. Tanrı bizi, müjde işini tek başına yerine getiremediği veya biz insanlar olmadan gerçekleştirilemeyeceği için çağırmadı. Gökten gelen günahkarlar olarak bize ne verdi? Tövbe edebilmemiz için bize bir fırsat verdi. Tanrı bize çok değerli bir fırsat vermiş olsa da, istekli bir kalbe sahip değilsek, Tanrı bunu kabul etmeyecektir. Tanrı, Kain'in sunusunu kabul etmediği gibi, istekli bir kalple sunulmayan şeyi de kabul etmeyecektir. Bu nedenle, kalplerimiz bizi harekete geçirdiğinde ve istekli bir kalple ruhları kurtarma işini yerine getirdiğimizde, birçok ruhun bu sonbahar festivali sırasında tövbe edebilecek ve kesinlikle Tanrı'nın kollarına geri dönebileceğinden eminim. 35. bölüm 20. ayette devam edelim. 20. ayete geçelim. İsrail topluluğu Musa'nın yanından ayrıldı. Her istekli, hevesli kişi buluşma çadırının yapımı, hizmeti ve kutsal giysiler için Rab'be armağan getirdi. Kadın erkek herkes istekle geldi, Rab'be her çeşit altın takı, broş, küpe, yüzük, kolye getirdi. Rab'be armağan ettikleri bütün takılar altındı. Ayrıca kimde lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten, keçi kılı, deri, kırmızı boyalı koç derisi varsa getirdi. Gümüş ve tunç çarmanlar sunan herkes onları Rab'be adadı. Herhangi bir işte kullanılmak üzere kimde akasya ağacı varsa getirdi. Bütün becerikli kadınlar elleriyle eğirdikleri lacivert, mor, kırmızı ipliği, ince keteni getirdiler. 26. Ayet İstekli, becerikli kadınlar da keçi kılı eğirdiler. Gördüğümüz gibi, kutsal çadırı inşa etme sürecinin en merkezi yönü onların imanı meselesiydi. Kutsal kitap defalarca yüreklerinin etkilendiğini ve Tanrı'nın iradesini doğru anladıkları için katılmaya istekli olduklarını kaydetti. Bu işi isteyerek yapmak istediler, bu yüzden gönüllü oldular. Tanrı, aklı buna aykırı olanları kabul etmez. İstemeyenlerin sunularını reddeder. Tanrı'nın altın buzağı putuna taptıkları zamanki gibi tüm günahlarını bağışlayarak onlara bahşettiği lütfu ve on emirin yazılı olduğu taş levhaları bir kez daha onlara nasıl bağışladığını hatırlamak, verilen her sözü onlar için çok değerli ve kıymetli kılıyordu. Böylece, günahları bağışlanan İsrailliler, ilkinden onuncusuna kadar Tanrı'nın buyruklarının yazılı olduğu taş levhaları barındıracağı için kutsal çadırı inşa etmeye heveslendiler. Tanrı'nın çadırda yaşaması düşüncesi, onları bu işi yapmaya heveslendirdi. Bu nedenle, yürekleri onları duygulandıranlar ve isteyenler, sözleri tekrarlanmaya devam etti. Öyleyse, Çardak Bayramı boyunca iman tutumumuz ne olmalıdır? Kayıp kardeşlerimizin her birini bulmak için bir hafta boyunca Samiriye'de ve dünyanın öbür ucunda Tanrı'nın müjdesinin sözünü yaymak, 3500 yıl önce Musa'nın zamanında buluşma çadırının inşası için gerekli malzemeleri tek tek Tanrı'ya sunmakla aynı şey olacaktır. Bu görev için nasıl bir tutuma sahip olmalıyız? Tanrı tarafından harekete geçirilen bir yürek, istekli ve sevinçli bir yürek. Nedenini anlamadan başkalarının yaptıklarını taklit etmemeliyiz. Tanrı'nın kusursuz iradesini doğru bir şekilde anladığımızda ve takip ettiğimizde, kutsal ruh Tanrı içimizde yaşayacak ve yaptığımız her şeyde bize yardım edecektir. Çocukların ebeveynlerine dokunaklı bir mektup yazmaya çalıştıkları ancak bunda iyi olmadıkları ve el yazılarının biraz özensiz olduğu gibi. Ebeveynler el yazısının kalitesine odaklanmak yerine ne görüyor? Çocuğun samimi kalbini görürler. Anne baba seni seviyorum yazıları asla iyi bir hattatınki gibi olmasa da çocuklarından böyle bir mektup alan ebeveynlerin kalbi ne olurdu? Önemsiz görünebilir ve kesinlikle daha güzel hatlatlık stilleri vardır. Ancak bu mektup bir ömür boyu değerlidir. O kadar değer veriliyor. Neden? Ebeveynlerin çocuklarının kalbinin onları memnun etmek için uzandığı anı beslediği gibi Tanrı'nın çabalarımızı istemesinin nedeni tüm insanlığı bir kerede toplayamaması değildir. Tanrının bize fırsatlar verdiğini unutmamalıyız. Bu nedenle, bu çardak bayramında istekli bir yürekte onu yüceltirsek, Tanrı'nın bizi ona sunmamız için fazlasıyla yeterli olan hediyelerle bol bol kutsayacağından eminim. Çardak bayramı sırasında gözlemlenen eski antlaşmadaki bayramların bazı düzenlemelerini incelemeye devam edelim. Levililer 23. bölüme geçelim. Levililer 23. bölüm 33. ayet. Rab Musa ile konuşmasını şöyle sürdürdü. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, 7. ayın 15. günü. Kutsal takvime göre, bugün 7. ayın 15. günüdür. Bugün, Çardak bayramı başlar. Bu bayramı Rabbin onuruna yedi gün kutlayacaksınız. İlk gün kutsal bir toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. Yedi gün Rab için yakılan sunu sunacaksınız. Sekizinci gün kutsal bir toplantı düzenlemeli, Rab için yakılan sunu sunmalısınız. Bu bayramın son toplantısıdır. Gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. Kutsal toplantılar olarak ilan edeceğiniz Rab'bin bayramları bunlardır. Bayramlarda Rab için yakılan sunuyu, yakmalık sunuyu, tahıl sunusunu, kurbanı, dökmelik sunuları günün gereğine uygun biçimde sunacaksınız. Bunlar Rabbin kutlamanızı istediği şabat günlerinin, Rabbe sunduğunuz armağanların, bütün dilek adaklarının ve gönülden verilen sunuların dışındadır. 39. ayet. 7. ayın 15. günü topraklarınızın ürünlerini devşirdiğiniz zaman Rab için 7 gün bayram yapacaksınız. Birinci ve 8. gün dinlenme günleri olacak. İlk gün meyve ağaçlarının güzel meyvelerini, hurma dallarını, sık yapraklı ağaç dallarını, vadi kavaklarını toplayıp Tanrınız Rabbin önünde 7 gün şenlik yapacaksınız. Bunu her yıl 7 gün Rabbin bayramı olarak kutlayacaksınız. Kuşaklar boyunca sürekli bir yasa olacak bu. Bayramı 7. ay kutlayacaksınız. Eski antlaşmanın bu düzenlemeleri dahilinde, insanların tapınak avlusuna palmiye ağaçları, mersinler ve zeytin ağaçlarından dallar attı, çatılara koyduğu ve kendileri için çardaklar inşa ettiği kutlamalar vardı. O halde, yeni antlaşma çağında ağaç neyi temsil ediyor? Yeremye 5. bölüme geçelim. 5. bölüm 14. ayetteki eş ayetine bir göz atalım. 5. bölüm 14. ayette şöyle yazılmıştır. Bu yüzden, her şeye egemen Rab Tanrı diyor ki, madem böyle şeyler konuşuyorsunuz, ben de sözümü ağzınıza ateş, bu halkı da. Onlar nedir? Odun edeceğim, ateş onları yakıp yok edecek. Gördüğümüz gibi, Tanrı mecazi olarak konuşursak, halkını oduna benzetti. Aç dallarının kesildiği ve tapınağın avlularına veya çatılarına yerleştirildiği eski antlaşmadaki çardak bayramının yönetmelikleri. Tanrı'nın tapınağın malzemesi olacak olan halkını tek tek toplama niyetini göstermiyor mu? Bu nedenle tapınağın tamamlanmasını ifade eder. Vahiy kitabında, bazılarının tapınağın sütunları, bazılarının kirişleri ve diğerlerinin de kapılar olduğundan bahseder. Kutsal kitaptaki benzetmeler aracılığıyla, her bireyin çeşitli rolü açıklanır. Efesliler kitabının ikinci bölümüne dönelim. Efesliler ikinci bölüm 20. ayete bir göz atalım. Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Bütün yapı Rab'be ait. Ne oluyorlar? Kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere, nasıl, hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. Tapınağın tüm malzemelerinin birlikte inşa edildiği yazılmıştır. Vahiy üçüncü bölüme geçelim. Vahiy 3. Bölüm 12. Ayet Vahiy 3. Bölüm 12. Ayete bir göz atalım. Galip geleni Tanrımın tapınağında sütun yapacağım. Buradaki galip gelen, kurtulanları kastetmiyor mu? Çardak Bayramı'nın kehanetine göre, kutsal kitap bize kurtarılan Tanrı'nın halkının tapınağın sütunları olduğunu ve her birinin tapınağın malzemelerinden biri olduğunu öğretir ve aydınlatır. Tüm bu kehanetleri yerine getirmek için, Tanrı tüm uluslara ve halklara ne yapmamız gerektiğini söyledi. Gidin tüm ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin, onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin ve size buyurduğun her şeye uymayı onlara öğretin. Bu Tanrı'nın bize eski antlaşmadaki tüm festivaller sisteminde gösterdiği gibi, bu çağda çardak bayramı aracılığıyla ne yapmamız gerektiğini öğrettiğini gösterir. Bu nedenle 2. Timoteos 4. bölüm bize ne yapmamızı söylüyor. Bir müjdecinin işini yapın. Öyle söylemiyor mu? Ve 1. Selanikliler 2. bölüme göre Tanrı bize neyi emanet ediyor? Tanrı'nın bize müjdeyi emanet ettiği yazılmıştır tıpkı isteği üzerine İsraillilerin tapınak için malzeme toplaması gibi, bugün çardak bayramı da Tanrı'nın arzuladığı Yeruşalim tapınağı için mükemmel malzemeler olabilmeleri amacıyla, göklerin bir ucundan diğer ucuna, dünyanın dört bir köşesinden tüm kayıp kardeşlerimizi toplamak içindir. 3500 yıl önce Çardak Bayramı sırasında çadır inşa edildikten sonra Tanrı her zaman oradaydı. Gündüz bir bulut sütununda ve geceleri bir ateş sütununda yaşıyordu. Bu nedenle çadır nereye taşınırsa taşınsın Tanrı'nın her zaman içeride yaşadığının bir işareti olarak üzerine gündüz bir bulut sütunu ve gece bir ateş sütunu kuruldu. 위에 İsraillilere Tanrı'nın varlığının devam ettiğini gösteren çok önemli bir yer haline geldi. Müjde hizmetinde insan yeteneğiyle imkansız olan şeyler vardır. Biz insanlar kendi bedenlerimize bile düzgün bir şekilde bakamayız, kendi günahlarımızın bağışlanmasına giden yolu da bulamıyoruz. Ancak Tanrı, bize bol lütfunu bahşetti ve bize sayısız fırsat verdi. Tanrı bize sadece günahlarımızdan bağışlanmamız için yollar vermekte kalmadı, aynı zamanda başkalarının tövbe etmesinin yolunu da açtı. Duymadıkları kişiye nasıl inanabilirler? Ve biri onlara vaz vermeden nasıl duyabilirler? Baba hakkında yeni antlaşmanın haberleri veya krallığın iyi haberi hakkında vaz verecek kimse yoksa, biri bunu nasıl duyabilir veya inanabilir? Bu görev sadece istekli olanlar ve kalpleri hareket edenler içindir. Bu görev herhangi birine verilmez. Kutsal kitapta yazıldığı gibi, isteyenler ve yürekleri hareket ettirilenler içindir. Bu tür insanlar Tanrı'nın lütfunu ararlar ve kutsal ruhun gücünü isterler. Baba, anne, bunu kendi gücümle yapamam. Ne kadar denesem de ağzım açılmıyor ve cesaretim yok. Daha önce yapamadığım bu görevi yerine getirebilmem için lütfen beni Kutsal Ruh'un gücüyle giydirin. Lütfen beni değiştirin. Böylesine içten dualar sayesinde son yağmurun Kutsal Ruh'unun bereketini alabileceğimizi ve bu yılın müjdenin tüm dünyaya, Samiriye'ye ve dünyanın uç noktalarına hızla yayılabileceği kutlu bir yıl olacağını umuyorum. Çardak Bayramı, kutsal çadırın inşasını anar ve yeni antlaşma bağlamında, son yağmur kutsal ruhunun kutsanmasının vaat edildiği bayramdır. Kutsal ruhun bol lütfunu, gücünü ve yetkisini aldığımız için, sadece dünyevi şeylere odaklanmayalım. Bunun yerine, daha büyük bir cennet umuduyla ailemize, akrabalarımıza ve çevremizdeki komşularımıza iyi haberi duyuralım. Kız kardeşim, benimle cennete gitmeyi öğrenmek ister misin? Ayrıca bir ağabeyiniz varsa, kardeşim, cennetin krallığına giden yolu birlikte öğrenelim. Bu dünyada yaşadığımız hayat önemli ama çok kısa ve geçici değil mi? Bundan sonraki yaşam için önceden hazırlanmak ve planlamak akıllıca olmaz mı değil? hepimiz onlara bu şekilde öğretebilmeliyiz. Sion'daki tüm kardeşlerimizden, bu çardak bayramı aracılığıyla Tanrı'nın gücünü Samiriye'ye ve dünyanın dört bucağına yaymalarını rica ederek, bugünkü vaazımı bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.